Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 29. söz, 1. maksat elhasıl. Elhasıl denilebilir ki hayat olmazsa vücut vücut değildir. Ademden farkı olmaz. Hayat ruhun ziyasıdır. Şuur hayatın nurudur. Madem ki hayat ve şuur bu kadar ehemmiyetlidirler ve madem şu alemde bilmüşade bir intizam-ı kamili ekmel vardır ve şu kainat bir itkan-ı muhkem, bir insicam-ı ahkam görünüyor ve şu kainatta bir itkan-ı muhkem, bir insicam-ı ahkam görünüyor. Madem şu biçare perişan küremiz, sergerdan zeminimiz bu kadar haddi hesaba gelmez zevil hayat ile, zevil ervah ile ve zevil idrak ile dolmuştur, elbette sadık bir hads ile ve kat'i bir yakın ile hükmolunur ki şu kusur-u semaviye ve şu buruc-u samiyenin dahi kendilerine münasip zihayat, zişuur sekeneleri vardır. Elhasıl denilebilir ki hayat olmazsa vücut vücut değildir. Tabii zaten anlaşılıyor. Hayat olmayınca işte vücut taş. Taşın da vücudu var. Ne manası var? Şimdi manası yani. Hayat olmasa öyleyse şu ara göre anlaşılıyor ki bu kainat, yerler, göğler hep hayat için yaratılmış. Hep hayat için. Kesin de dedik ki yani hayat denilir ya, hayatın tabakaları o kadar nahyasız ki Allah'tan başka kimse bilmiyor ki hayatın tabakalarını, ne çeşit mesela denizde ne çeşit balıklar var ayrı ayrı, Allah Allah, ormanlarda işte hele şu böcek takmaya falan, hayat aman yarabbi bitmez tükenmez, Allah biliyor hayatı. Fakat yani şunu hulaseten biliyoruz ki Cenab-ı Hak insandan başka olan bu hayatları da nasıl kainatı ve kainatta olan dağları bağları diyelim nebatat alemini insan için yaratmışsa o her şey gelmeyen, Allah'tan başka adedini kimse bilmeyen o hayvanlar bile yine insan için yaratılmış. Ama biz onların çoğunun faydasını bilemiyoruz yani. İmam Gazali Hazretleri bazı hayvanların insanlara olan faydasını anlatıyor ama neden hepsini anlatırsan ki biz onu bilemiyoruz ki Cenab-ı Hak farayı ne için yaratmış. Hiç boşuna Allah ebes bir şey yaratır mı yani ile? Ya. İşte geçen de dedi ki işte İmam Gazali'den ben gördüm işte mesela bazen diyor ki yılanlar bir bu havada şey o maddeyi semliye ona ne diyor kavruluyor mu? Onun fazlasını emiyorlar da hava müftedir hala geliyor. Efendim o müftedirlere gelince insan yaşıyor yani. Bir de bu yılanlar diyor ki o diyor çok fazla artıyorlar. O kadar fazla artıyorlar ki artınca diyor efendim artınca o zaman haddini tezahür o zaman bel olacak. Fareler de şimdi yerin altında onları duyuyorlar, kıpır kıpır onları yiyorlar diyor. Fareler de çok artınca bela. O da mı kartalları bilmiş o. Kartalları mı? Allahu Ekber. Aman yarabbim sen bilirsin Allah Allah. İşte bu hayat demin de yani bir şey mutlak zikredildi mi kemallanır. Yani hayat, insan hayatı hep insan için yaratmış Allah. Levtede ne diyor? Levlaş ya levlaş. Sen olmasaydın Allah buyurur. Lema karaktır. Efeşi ben yaratmazdım. O sen olmasaydın var ya onda sizin de payınız var. Tabi. Ya. Yani o çünkü esas insan peygamberimiz de kamil. Ama o tak bizlere kadar geliyor yani. Şimdi sen olmasaydın peygamber olurdu biz de varız. Yani biz olmazdık. Siz yani insan olmasa ben efeşi yaratmazdım. Allahu Ekber. Anlayamıyoruz bu insanın değerini. Kendi değerimizi anlayamıyoruz yani. Bazen zorluyor anlatmaya da yine geçen İmam-ı Gazali'nin bir kitabını mütahar ederken orada gördüm. Cesaret aldım. Onu ben söylüyordum ama biraz korkuyordum. Bir Halik'ten sonra mehluk şey insan geliyor. Kendinden sonra bir insan Allah kendinden sonra insanı bir şerif yaratmış diye. İmam-ı Gazali'nin kitabında gördüm de onu ben değildim ama biraz korka korka değilim bir baktım. Zaten bu anlaşılıyor ya hani ya. Hayır diyor ya tabii.
İşte bu hayvanların çeşitli menfaatleri, biz onu bilemiyoruz tabi, Allah bilir. Heyene, yere yere. Tamam. Sonra efendim? Evet, denilebilir ki hayat olmazsa vücut vücut değildir. Ha, tamam. Adem'den farkı olmaz. Hayır, taş ha var, ha yok taş üstü. Yani insan uyuyunca da öyle de, uyuyunca bak kendine haberin yok yani. Ha varsa ne yoksa, seni görüyor da. Yani uyurken bir adam gelse, elbiselerini götürse, sen öyle biraz söz sayısa mesela yani. Hani? Ulan şelesen, belesen, desen, şuna diye bir şey yok, ortada kimse şey yok. Yani. O da yarım, yani yarım ölü de, tabi uyku yarım ölü arkadaşlar, tabi tam ölü değil. Değil ki insandan o ruhu, bir ruh gidiyor değil o zaman, başka alemlere, alem misalat giriyor. Gelmese sabahtan kalkamazsın diyor. Cenab-ı Hak daha geri diyor. Hayat, hayatın manasını söylüyorum. Hayat diyor, diyor. Gelmese sabahtan kaldın orada işte. He. Yani Allah Allah, aman yarabbi. Allah bize o kadar yardım edin ya. İman, iman noktayı nedeninden. Çünkü geçen dedi, iman bir bütündür. Altı şeye birden inanırsan. Zaten birbirinin yüzünü lazım geliyor inşallah huz. Şimdi o bakımdan bu iman, imanın rüsumları içerisinde de en çok mesela aklın anlayamadığı, kavrayamadığı şey ahiret. He, o çok ya. Ahiret olduğu için Cenab-ı Hak da ona göre yardım ediyor. Semavi kitaplarından ahiretin var olduğunu diyor Peygamber. Var. Bir de yani hadiselerle de diyor ki Cenab-ı Hak, bak siz yarın ölüyorsunuz, kalkıyorsunuz. İşte ahiret bu. Siz ölüyorsunuz, işte ahiret bu. Terbiye mi yaptırıyor bize? Şimdi ahirete kalkacağız ya, onun talibini bize yaptırır. Yani, hele bir sabaha kadar bir ölüm var mı? Ya nasıl öldü? Ola ölüm var, bir dirilim, ha dirilim. Talibini yaptı bize ya. Aman yarabbim, subhanallah. Yani, bu Bediüzzaman Hazretleri'ne ne kadar boşuz. Bak bunları burada okuyoruz, müzekere ediyoruz. Hiç olmasa yani sadece buradaki tefekkür kafi geliyor bize yani. Ha, öyle değil mi? Ama tabii okursan, zenginleştirsen kendin, o başka mesele. Evet, oku. Ha, hayat olmasa... Evet. Ha. Hayat ruhun ziyasıdır. Ha. Hayat ruhun ziyasıdır. Tabii hayat ruhu. Şuur hayatın nurudur. Ha, şuur da hayat. E tabii, şuurda hayat var, sol uzan, şuur sayede sol uzan hayat var ama şuur yok yani. Ha, şuur ya tabii. Şuur, evet. Hayat ruhun ziyasıdır. Şuur hayatın nurudur. Madem ki hayat ve şuur bu kadar ehemmiyet verir. Ya Allah, bu kadar kainat onu yaratmış, bu kadar ehemmiyetlidir. Ve madem şu alemde bir müşahede, bir intizam-ı kamil-i ekmel vardır. Ya, bir müşahede görüyoruz. Bir intizam-ı kamil-i ekmel. Kamil ekmel bir intizam var. Allah Allah, öyle ekmel bir şimdi kainat ne kadar geniş ise, bak hepsi o ne kadar geniş olursa hepsi mehkum yani, hep kainat, hep o yıldızlar mehkum, bak intizam yani. Mesela diyelim bir saatin içerisindeki saatin aralıkları ne kadar mehkum ise o saatte, mehkum değil mi? Bütün kainat da yani Cenab-ı Hakk'ın bir saat gibi hep mehkum, öyle bir intizam var. Ama saat bozulur, bak kainat bozulmuyor yani. Bunun en iyi misali şunu diyor işte, bak bugünkü bu gecenin uzunluğu, kısalığı 1000 sene evvel aynı gece var mıydı? Evet. Aynı uzunluğu, kısalıkta. Hiç ne bir dakika ileri, ne Allah Allah. Şaşma yok, ne ses sübhanallah. Şimdi zaman bakayım, zaman bakayım. Güneş her gün başka şey, başka bir alemden, her gün başka bir metreden doğuyor da, öyle değil mi? Her gün bir başka bir metreden doğuyor. Senelerdir böyle hiç bozulma yok. İntizam o değil. Evet. Kama, bir intizam-ı kamil ekmel. Ekmel var, Allah Allah. Bir insanın vücudunda ne kadar intizam varsa gözü var, bütün kainat bir insan gibi. O kadar işte ilim yerlemiş, güneşleri keşfediyorlar, onların işte ziyaların hızını anlatıyorlar. Fakat işte onu hepsi sana bakın yanında hiç mesele. Çünkü Allah'ın nihayeti yok. İlmin de tabi nihayeti ama kainat ne kadar çok olsa nihayeti var sayı içerisinde. Ya ne kadar çok olsa nihayetinin yanında çok küçük kalır. Nihayetinin yanında yani nihayetinin yanında çok diye bir şey olmaz. Nihayetinin yanında çok diye bir şey olmaz yani.
İle onu. Ve şu kainatta bir itkan-ı muhkem. İtkanım. Bir de bilinçli demekse ama bir itkan. Kuvvetlilik var yani. Bak güneş mesela yaşını Allah biliyor. O feyzini veriyor, veriyor da bitmiyor. Bu nasıl bereket yani? Feyzini akıtıyor, akıtıyor. O enerjisi bitmiyor, tükenmiyor, yanıyor. Yanan şeyin bitmesi lazım da aklını dediğim yani. Yanan şeyin ne lazım? Niye bitmiyor? Bu da o insan çok düşünüyor da Allah Allah, aman yarabbim, esmanallah. İşte cehennem doğru bir büyüğü. Aman yarabbim ya. Bir itkan mühkem. Yani. Şu kainatta bir itkan-ı muhkem. Mühkem ha. Bir insicam-ı ahkem görülüyor. İnsicam-ı yani hükümlerin dokunması var. İnsicam dokunmak. Hükümler mesela nebatat taşı kanunlar. İnsicam tokuyor onları bu Allah Allah. O nebatatlar nasıl tokuyor? O ağaçların hepsi bir çeydesi nasıl dokuyor? İnsicam dokunmak demek yani. Bir yumurtadan çıkan zivciği nasıl tokuyor? Değil mi yani? Ya. Bir katre damla sudan insanı nasıl tokuyor? Ya nasıl insicam tokumak yani? Hele düşün yani tabi. Yani hepimiz oradan geldik. Yani bizim aslımız bir damla su ya. Bir damla suda kemik yok, göz yok, kulak yok, bir şey yok. O nasıl tokudu da seni, beni bu hala tokuya getirdi insicam. Ne güzel cümleler değil mi yani insan dur. Ne güzel cümleler yani. Allah'ın emin olunca işte merifetullah bunlar ya. İnsicam. Dokuyor sana bak. Aman yarabbim. Hayal iyi. Bir insicam-ı ahkem aşın, görünüyor. Hüküm. Madem şu biçare perişan küremiz. Sergerdan zeminimiz. Geziyor. Sergen dolanıyor ya zeminimiz. Bu kadar haddi hesaba gelmez zevil hayat ile. Hayat sahipleriyle. Zevil ervah ile. Zevil hayat, hayat sahibi, zevil ervah. Mesela cinler, onlar maddeden mücerret de, şeytanlar, cinler, sonra yeryüzünde sayısız melekeler var, geziyor melekelere dolu her yer. Mesela her nebatata Cenab-ı Hak melekeleri müvekkil etmiş her yer. Dağların, her dağın kendine nasıl melekeleri var. Onlar da ervah ruhlar yani tabi ya. Mesela insanın etrafında melekelerimiz var ya. İşirsin sabah namazından sonra bir nöbet alıyor, ikindiye kadar, ikinden sonra bir nöbet alıyor, değişlemiyor yani bile. Bunlar he. Ve zevil idrak ile dolmuştur. Elbette sadık bir hads ile. Sadık bir hads yani hads mantık istirahat. Hads ne demek bilirsen? Yani nebdeden müntaya bir anda inmek. Üç yarış ne yapar? Hemen de düşme yol gibi yani. Sadık bir hes ya. Ha abu gibi anla ki madem bu yer böyle doludur öyleyse o yıldızlar boş olur mu yani? Uzaktan İstanbul gibi bir şehir görüyoruz. Uzaktan İstanbul'u düşün. O İstanbul'u saraylanıp görüyoruz. Ama hiç şeyimiz yok. Şimdi göremiyoruz. Biz de köyde kentte yaşıyoruz. Köyleri biliyorsun. Köy kent boş olmayınca o İstanbul'u saraylar boş olur mu? Ya bu şöyle bir kör kadar bir şey. Bura böyle dolunca ya İstanbul'u saraylar hiç boş olur mu? Evet sonra. Evet ve kat'i bir yakın ile hükmolunur ki şu kusur-u semaviye. Semavinin kesirleri. Kusur kesir demek. Kesir kök. Saray. Kusur kesirler demek. Çoğul değiller yani. Yok şu kusur-u sema. Yani cümlelere insan heyran olur ya Allah Allah. Kusur-u semaviye. Biz deriz ki mesela işte semadaki yıldızlar deriz. Bunu diyemiyoruz. O değil kusur-u semaviye. Allah Allah. Ne zengin. Fesuhun kelime hazinesi var ki zengin bir kelime hazinesi Allah'a konuşuyor da bitmiyor. Kusur-u semaviye. Ve şu büruc-i samiyenin. Hadi ya. Kusur-u semaviye. Belagata bak sen. Kusur-u semaviye. Ve büruc-u samiye. Büruc-u samiye. Yüksek burçlar. Büruc. Büruc, burcun üzerinde burçlar var ya onun için. Büruc-u samiye. Samiye yüksek. Büruc-u samiye. Kusur-u semaviye. Sonra? Ve buruc-u samiyenin diye sen bunu dolbaya nasıl uyarsın? Rahi kendilerine münasip zihayat, tabii. Zihşuur sekeneleri var. Mesela bu anlaşılıyor. Allah Allah.
Balık suda yaşadığı gibi güneşin ateşinde dahi o nurani sekeneler bulunur. Allahu ekber ya. Güneşte de ya tabii. Güneşte idare eden melekeler var tabii. Yani şimdi daha mesela yanardağları biliyorsunuz onlardan atılan şeylere ne diyor? Lav mı diyorsunuz? Lav. Buradan canlı hayvan çıkıyor. Orada yaşıyor. Hava çıkırsa ölüyor. Bu hava ha, ölüyor da yaşayamıyor. Yani. Bir mis kedisi var. Ona ne diyordu anasın kedisi unuttum. Mis şey, kedisi var. Hindistan'da yaşıyor. Efendim. O ateş yiyor. Ateşin içine yatıyor. Onun şimdi onun tümünden mendil tokuyorlar. Kirlendi mi suyuna çıkmıyor. Ateşi atıyorlar. Çekiyorlar. Pırıl pırıl. Allah Allah. Bunları bize gösteriyor Allah canım. Sebep vermenin de bir şey yok ki. Hep Allah'ın elinde. Ya hani yaktıysa yakıyor. Efendim donduysa donduruyor yani. Öyle. Yani havada her arada her saat değiştiriyor Allah'ın emri. Bazen soğuk hep emre tabi. Öyle sonra? Nar nuru yakmaz. Ha, nar ya. Onlar nurdan çekiyor. Melekler nurdan ya. Ha. Evet. Belki ateş ışığa medet verir. Tabii ki. Evet. Madem kudret-i ezeliye bir müşahede en adi maddelerden, en kesif unsurlardan... Yani adi maddeler de işte diyelim, haşa sizden gübre de, gübreyi biliyorsun değil mi? Gübre, hayvanların gübresi. İnsanların gübresinden bak, hayat yaratıyor. En adi bakarı düşün yani. Gübrede hayat yaratıyor. O gübre, bile dur, bile falan dolu geçiyor. Allah Allah. Enteresan bir şey. Sonra madem kudret-i ezeliye bil müşahede en adi maddelerden işte gübre gibi en kesif unsurlardan ha, falan, toprak gibi o da kesif unsur da hadsiz zihayat ve zîruhu halk eder ve gayet ehemmiyetle madde-i kesifeyi hayat vasıtasıyla madde-i latifeye çevirir. Ha, madde-i kesif, toprağı, toprak. Hayat vasıtasıyla ne yani, madde-i latife. Latifli insan. İnsana yetebilir. İnsan madde latife. Allah Allah. Ya bir kuş latif de topraktan yaratıyor. Al gözümün önünde. Biz bak hepimiz toprak toprağından yiyoruz. Evet sonra. Ve nuru hayatı her şeyde kesretle serpiyor. Ha, nuru hayatı her şeyde. Nuru hayatı her şey kesretle Allah Allah. Evet sonra. Ve şuur ziyası ile ekser şeyleri yaldızlıyor. Şuur ziyası her şey. Yani akıl veriyor bizi ondan bezediyor yani. Hah, yaldızlıyor. Elbette o Kadir-i Hakim bu kusursuz kudretiyle noksansız kudretiyle bu noksansız hikmetiyle Allah Allah, nur gibi esir gibi ruha yakın ve münasip olan sair seyyalat-ı latife maddeleri ihmal edip hayatsız bırakmaz. Ha, bir daha okuyaydı. Allah Allah, Allah Allah. Elbette o Kadir-i Hakim bu kusursuz kudretiyle noksansız kudretiyle bu noksansız hikmetiyle nur gibi esir gibi nur gibi yani dem güneşin ziyası güneş gibi nur gibi ateş gibi onlardan nur gibi olur. Bir de esiri biliyorsunuz da esir maddesi var efendim işte Cenab-ı Hak Hazretleri esir maddesi şimdi bu kainat onun sesinde dönüyor yani esir maddesi o havadan çok ince o esir maddesi en öyle onu yaratmış yani şey olarak yani en evvela Peygamber'in nurundan sonra o esir maddesini yaratmış. Hazreti Ali diyor. Halka ala suratil ama. Ama işte o. Evet, ondan sonra o esir maddesinden işte bu yerleri, gölleri hep oradan yaratmış Allah. Allah Allah. Şimdi bunlar hep onun içine düzüyorlar yani. Aman yarabbi. Esir maddesi. Ha yani öyle yani. Sonra esir gibi ruha yakın ve çünkü çok ince ruha söyle baba ne güzel ifade. Çünkü esirden daha ince bir madde yok yani. Tabi çok en ince. Hava çok kalın. Buyur. Öyle bir şey. Şimdi ne dedi? Esir gibi ruha yakın. Ha çünkü en ince ruhta ya. Yani teşbihe bakın arkadaşlar nasıl yakalamış burayı. Bir de okusun da bak esir. Esir gibi ruha yakın. Ya bak ruha yakın. Şimdi ne demek istiyor? Yani toprak kesif maddeden, gübreden böyle hayat yaratan esir maddesi ruha daha yakın. Hiç ondan bir şey yaratmaz olur mu? Ha, ya ne mukayeseler. Ne hoş yer. Evet sonra. Ve münasip olan sair seyyalat-ı latife maddeleri ihmal edip
Hayatsız bırakmaz. Bırakmaz. Diğerleri de ifade ediyor. Onlara da hayat yaratıyor. Camit bırakmaz. Şuursuz bırakmaz. Belki madde-i nurdan, hatta zulmetten... Hatta zulmetten bir... Hatta esir maddesinden... Tabii. Hatta manalardan... Mana. İnsan manalardan... İnsan elhamdülillah diyor, bak bunun bir manası var. Sana bak ondan bir melaişe yaratıyor. Şimdi o melaişe, semavette bir yerde, kıyamet kopana kadar o elhamdülillah diyemenin ne tövbe istiğfar ediyor. Bak kazancımıza bakın ya. Mesela bir besmele okuyunca onlardan yaratıyor Allah. Melek yaratıyor. İnsan bu yani Allah Allah. Aman yarabbim sen bilsin. Tabii. İnsan işte bak buradan anlaşılıyor ki nefesi de çok değerli. Öyle bir değerli nefesi var ki ondan bir melaşa yaratıyor. Ama böyle boşuna konuşunca işte mala yani günah konuşuyor o zaman da tersine. Yani öyle. Sonra hatta havadan hatta kelimelerden dedi zaten. Zihayat bir şuuru kesretle halk eder ki hangi kelimeden? Ulan dedi, ulandan kelime neye merak edersin sen? Hani böyle surette daha aklına geldi onlardan yani, olur mu yani böyle şey? Böyle olmaz ki yani, tabii öyle. Hayvanatın pek çok muhtelif ecnasları gibi hayvanatın ne kadar muhtelif cinsleri varsa hayvanlar ne kadar gibi pek çok muhtelif ruhani mahlukları onlar da melaikeler de daha çok muhtelif o seyyalat-ı latife maddelerinden halk eder Allah. Onların bir kısmı melaike bir kısmı da ruhani ve cin ecnaslarıdır. Şeytanlar da buraya dahil. Onlar da ruhani. Melaikelerin ve ruhanilerin kesretle vücutlarını kabul etmek ne derece hakikat ve bedihi ve makul olduğunu ve Kur'an'ın beyan ettiği gibi onları kabul etmeyen ne derece hilaf-ı hakikat ve hilaf-ı hikmet bir hurafe, bir dalalet, bir hezeyan, bir divanelik olduğunu melaike inkar edenler, şeytan inkar edirler, cinleri değiller şeyden, cinler değil yani o mikroplarmış yani. Mikroplar diyoruz yani mikroplar var yani. Cinler onlarmış. Diyenler var he. Allah Allah. İddia edene bak bu işi ma halaktul cinne ve ma halaktul cinne illa liyabuduni. Mikroplar Allah'a ibadet etmiş ya bu ya biri olur mu ya Allah aşkına. Sonra cinleri görenler çok yani bakın ben 3 yaşında ya 4 yaşındayken bizim bir emzirzademiz vardı. Onun ismi de Ahmet idi yani. Onunla köyde bizim şu ahurları biliyorsunuz değil mi? Ahurları da orada koyunlar var. Onların koyunların bile kurmuş kuşkuları vardır. Şimdi ahurun içerisinde bir melek var. O meleğin kapısı var. Böyle söveler geniş ayrı yani görüyorlar. Şimdi o Ahmet Hanım bana hiç aklım vermiyor. Oradan bir göz parlıyor bize. Ama nasıl parlıyor? Şu ışık gibi. Şimdi biz de o koyunların kuşkusunu alıyoruz. Böyle ona atıyoruz ve gelmiyor. Allah. Bunu yaşadım ben canım. Genel korku yok ya. Allah'ım. Cinler. İnkar ediyorlar ya. Şeytan inkar ediyor. Da bazen şeytan kendini inkar ettirmez. Şeytan inkar etmek küfre götürüyor. Kur'an'dan sabit ya. Mustafa Paşa'ya da değil herhalde. Şeytanın bir şey bir derse de kendini inkar ettirir ki taş şafir. Onu değil burada. Onu inkar edenler var da. Evet. Bir divanelik olduğunu şu temsile bak görsün. İki adam biri bedevi vahşi, biri medeni aklı başında olarak arkadaş olup İstanbul gibi haşmetli bir şehre gidiyorlar. O medeni muhteşem şehrin uzak bir köşesinde pis, perişan küçük bir haneye, bir fabrikaya rast geliyorlar. Görüyorlar ki o hane amele, sefil, miskin adamlarla doludur. Acip bir fabrika içinde çalışıyorlar. O hanenin etrafı da ziruh ve zihayatlarla doludur. Fakat onların medarı taayyüşü. Yaşama medarı yani iyi biçeceklerinin vesilesi. Medarı taayyüş yani iyi biçme. Evet. Ve hususi şerait-i hayatiyeleri vardır ki onların bir kısmı akil-ü nebattır. Yani bütün nebatatlar gelir. Yalnız nebatat ile yaşıyorlar.
Diğer bir kısmı akülü semektir. Balıktan başka bir şey yemiyorlar. Hı hı. O iki adam bu hali görüyorlar. Sonra bakıyorlar ki uzaktan binler müzeyyen saraylar, âli kasırlar görünüyor. Hı hı. O sarayların ortalarında geniş tezgahlar ve vüsatlı meydanlar vardır. Hı. O iki adam uzaklık sebebiyle veyahut göz zayıflığıyla veya o sarayın sekenelerinin gizlenmesi sebebiyle o sarayın sekeneleri o iki adama görünmüyorlar. Hı. Hem şu perişan hanedeki şerait-i hayatiye o saraylarda bulunmuyor. Hayır, ya hani bir yanında bir fabrika var ya onu diyor. Evet. Şimdi burada şey, şefler, nebatat falan hayır, orada o saraylarda görünmüyor, bulunmuyor. O vahşi bedevi hiç şehir görmemiş adam, bu esbaba binaen görünmediklerinden ve buradaki şerait-i hayat orada bulunmadığından der. Hı. O saraylar sekenelerden halidir, boştur, zihru içinde yoktur. Der. Melaike inkar ederler. Semavat boş. Onu diyor. Vahşetin en ahmakça bir hezeyanını yapar. Allah Allah. Bu belli bir şey sen. Şimdi melaike inkar edin de hem Cenab-ı Hak bütün o yıldızlar hiç boşuna yaratmış. Haşa tövbe eli olur mu ya? Allah Allah. Biri olur mu ya? Ya tabi. Evet. İkinci adam der ki, ey bedbaht, şu hakir, şu küçük haneyi görüyorsun ki ziruh ile amelelerle doldurulmuş. Cihan da küret yani. İstanbul'un yanında dediğimiz yani küret bu. Evet. Ve biri var ki bunları her vakit tazelendiriyor, ha. İstihdam ediyor. Ha. Doluyorlar yeniden bahçeleri yeni nebatatlar bitiyorlar. Tazeliyor durmadan. Evet. Bak bu hane etrafında boş bir yer yoktur. Zihayat ve ziruh ile doldurulmuştur. Acaba hiç mümkün müdür ki şu uzakta bize görünen şu muntazam şehrin, şu hikmetli tezyinatın, şu sanatlı sarayların onlara münasip âli sekeneleri bulunmasın? Elbette o saraylar umumen doludur ve onlarda yaşayanlara göre başka şerait-i hayatiyeleri var. Kendine göre. Hayat şartları işte denizdeki hayat şartı başka. Ormandaşı başka, yurdaşı da başka. Evet. Evet, ot yerine belki börek yerler. Maşallah, evet. Balık yerine baklava yiyebilirler. Aha, bitti. Uzaklık sebebiyle veyahut gözünün kabiliyetsizliği veya onların gizlenmekliğiyle sana görünmemeleri onların olmamalarına hiçbir vakit delil olamaz. Adem-i rüyet, evet, görünmemek yani demiyor, görünmemek. Yani. Adem-i vücuda delalet evet, etmek. Ya, evet, görünmemek, olmamaya delalet etmez yani. Görünmemek, olmamaya hüccet olamaz. İşte şu temsil gibi ecram-ı ulviye ve ecram-ı seyyare içinde küre-i azım hakaret ve kesafetiyle beraber bu kadar hadsiz ziruhların zihşuurların vatanı olması ve en hasis ve en müteaffin kokmuş yani müteaffin kokmuş yani sözleri dahi birer menba-i hayat kesilmesi birer mahşer-i hüveynat olması evet hüveynat mikroplara diyor mikrobun Arapça ismi hüveynat yani küçük hayvancık mikrop herhalde bir Fransız bir şey başka bunun yani Arapçası hüveynat hüveyni diyor he. Bil zarure ve bil bedahe ve bil tarık-ı evla ve bil hadsi sadık ve bil yakinil kati delalet eder, şehadet eyler, ilan eder ki şu nihayetsiz fezai alem ve şu muhteşem semavat burçlarıyla, yıldızlarıyla, zişur, zihayat, zihruhlarla doludur. Nardan, nurdan, ateşten, ışıktan, zulmetten, havadan, saftan... Sesten yaratıyor. Melaike. Öyle boş ses değil de tabii işte bir... Hani, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah gibi seftlerden, evet. Raihadan... güzel kokulardan, raihadan... Kelimattan, esirden ve hatta elektrikten ve sair seyyalat-ı latifeden halk olunan o zihayat ve o zihruhlara ve o zihşuurlara şeriat-ı garra-i Muhammedi aleyhissalatu vesselam Kur'an-ı mucizil beyan melaike ve can ve ruhaniyattır diye tesmih eder. Allah Allah maşallah barakallah.
İman hakikati olduğu için üzerinde o kadar duruyor ki imanın bizuşi melaikeyine inanmakta. Ya tabi evet. Melaikenin ise etsamın muhtelif cinsleri gibi. Cinsleri muhteliftir. Ha, onlar demek cinsleri çok muhtelif diyor. Evet, elbette bir katre yağmura müekkel olan melek, hı hı, şemse müekkel meleğin cinsinden değildir. Hı hı. Ya çok işte bir peygamberin zamanında işte bir sahabe var, köseymiş yani. Şurasında 3-4 tane kıl bitmiş böyle. Sonra bir gün gelmiş oturuyor, peygamberimiz ona bakmış, o gülmüş. Gülünce o da ben sormuş, demiş ya Resulallah, ben böyle köse olduğum için mi gülüysem falan. Demiş yok, o kıllarda 3-4 tane melaişe var, onların o kıllar o diyor ki ben hacım olurum, o diyor ben hacım olurum, ona güzel demiş. Ya yine güzel. Ya. Ya. Cin ve ruhaniyet dahi, onların da pek çok ecnas-ı muhtelifeleri vardır. Ha, tabii, bunlar da. Şu nükte-i esasiyenin hatimesi. Bir tecrübe madde asıl değil ki vücut ona musahkar kalsın. Evet. Madde yani cansız maddeler yani madde az şey değil. Bir tecrübe madde asıl değil ki vücut ona musahkar kalsın ve tabi olsun. Yani vücut ona yardım etsin, ona tabi olsun, maddeye. Cansız maddenin neyine tabi olsun? He. Sonra? Belki madde bir mana ile kaimdir. Hı, tamam. İşte o mana hayattır, ruhtur. Hem bilmüşade madde mahdum değil. Mahdum yani madde, mahdum yani maddeye hizmet edeyim miyiz? Mahdum yani değil de bu adam, filan adam mahdum yani. Mektum babası onun hizmetkarı demiş. Mektumu demiş ya. Mektumu özlüğü de onu besliyor diyor ya. Babası hizmetkarı ya. Mektumu. Madde mektum değil. Yani kim, yani o hizmet edileceği şey değil yani. Mektumu anladın mı şimdi? Evet hocam. Tamam. Biz biliyorduk ki o hizmet ediyor. Yok sen daha ne toplu. Gödürüsen, besiksen, okulda, şurada, burada sen o da da. O nasıl böyle ciddi işim diyorsa ne babayı tanır ne de anayı tanır. Mektum hayır. Öyle. Evet. Hem bir müşahede madde mahdum değil ki her şeyi ona irce edilsin. Ona hizmet etsin, irce etsin. Belki hadimdir. Ha, o hizmet, madde hizmet, hadim. Şimdi bizim, bizim ruhumuzda bu madde hizmet ediyor. O maddeyle namaz kılıyoruz. O maddeyle işte efendime söyleyeyim Allah'ın emirlerini yerine getiriyoruz da bak ruhumuza hizmet etti ama mesela ruh çıktı mı daha namaz kılamıyor ki yani. Ya tabi. Değil mi? Madde ruha hizmet hadim. Ha, sonra, belki hadimdir. Hadim. Bir hakikatin tekemmülüne hizmet eder. İnsanın peki. Yani insanın kamil olmaya. Hakikat o. İnsanın yani merfetullah, muhabbetullah sahibi olmaya hizmet ediyor şey. Madde. Bu değil mi? Bu elmayı maddeden ver diyor. Bak getir sene hep o meyveleri maddeden ver. Hep kadim değil mi? Madde, evet. Toprak, su hep kadim. Bize kıymet diyor. Evet. O hakikat hayattır. Tamam. İnsan tamam. O hakikatin esası da ruhtur. Ha, dediğim dedi. Bilbedağa madde hakim değil ki ona müracaat edilsin. Ya, kemalat ondan istenilsin. Belki mahkumdur. Allah'a mahkum iyi. Tabii. Hizmet ettirir. Bak. Küreğe bize hizmet ettiriyor. Evet. Bir esasın hükmüne bakar. Evet. Onun gösterdiği yollar ile hareket eder. Allah'ın gösterdiği. İşte o esas hayattır, ruhtur, şuurdur. Hem biz zarure madde lüp değil, esas değil. Lüp o çayırdan, cevizin içine lüp diyor. Hani? Yahut bademin içine lüp. Madde lüp değil yani. Öz değil. Esas değil. Esas değil. Müstakar değil ki. İşler ve kemalat ona takılsın, ona bina edilsin. Belki yarılmaya, erimeye, yırtılmaya müheyya bir kışırdır, bir kabuktur ve köpüktür ve bir surettir. Ne güzel ifadeler. Madde, maddecileri mahvetti burada. Maddeye inanın. Ya tabi tabi. Allah Allah. O felsefecileri mahvetti. Allah Allah. He ya.
Görünmüyor mu ki gözle görülmeyen hurdebini bir hayvanın ne kadar keskin duyguları var ki? Hurdebini hayır, hüreyi miydi o? Keskin duyguları var ki. Mikrop. Ha, mikrop, he. Gözle görülmeyen hurdebini bir hayvanın ne kadar keskin duyguları var ki? Arkadaşının sesini işitti. Ya, o mikrop da arkadaşının sesini duyuyor. Kendi ayağını duyuyor diyor. Yani. Sen onu kaç bin defa büyüttüğün sonra görüyorsun oysa. Evet. Rızkını görür. He. Gayet hassas ve keskin hisleri vardır. Ya Allah Allah, görmesi, duyguları. Allah, enteresan bir şey yani o mikrobu. Heya mesela keskin hisleri, görmesi işte. Bu kendi ayağını görüyor, rızkını görüyor. Bak sonra göremiyoruz yani. Heya tabi. Şimdi diyelim insan cennette yaratılacak ya. Cennette gene maddeyle yaratır da ruh gene. O cennette yaratılan insan vücudu var ya. Her bir zerresi işte o mikrobun keskin duyguları gibi olacak. İşte insanı sen oraya göre anlayın. Tabi 500 sene önce yürümeyin. Orayı nasıl idare edersin? Bu aklından o gemi yürümez ki. Ya işte insanın vücudu öyle olacak. Allah, enteresan. Artık ona göre aklı. Ya ona göre aklı olacak. Tabi ya. Çünkü o vücudu idare ediyorsun. Şimdi düşün, insanın bütün hücreleri hep o şey gibi olacak. Yani. İşte onun duyguları. Mikrobun duyguları gibi. Ya tabi. He ya. Havasından duruyor. Çok ha. Allah Allah. Arkadan görecek, önden görecek. Enteresan ya cennette. Daha doğrusu en akıllı adam cennette talip olur. Aklın gereği bu yani. İş orada. Evet. Şu hal gösteriyor ki maddenin küçülüp inceleşmesi nispetinde asar-ı hayat tezahür ediyor. Daha şimdi mesela çilehanalar varmış. Müşitler işte o müşitler o çilehanada 40 gün bekler diyor işte. Her gün onu yemesine az az o son günlerinde öyle değil. Bir zeytunla idare ediyor. O zaman artık onun duyuları kesmiyor yani. Çilehanalar varmış. Şimdi onların artık zamanı gitmiş. Şimdi nur-u ruh teşeddüt ediyor. Ha, şiddet taşıyor. İncelirse nur-u ruh şiddet ediyor. Güya madde inceleştikçe, bizim maddiyatımızdan uzaklaştıkça ruh alemine, hayat alemine, şuur alemine yaklaşıyor gibi harareti ruh, nur-u hayat daha şiddetli tecelli ediyor. İşte hiç mümkün müdür ki bu madde perdesinde bu kadar hayat ve şuur ve ruhun teraşşuatı bulunsun, o perde altında olan alemi batın zi-ruh ve zi-şuurlarla dolu olmasın. Hiç mümkün müdür ki şu maddiyat ve alemi şehadetteki mananın ve ruhun ve hayatın ve hakikatın şu hadsiz teraşşuatı ve lemaat ve semaratının menabiyi menabi yalnız maddeye ve maddenin hareketine irci edilip izah edilsin haşa ve kat'a ve asla. Bu hadsiz teraşşuhat ve lemaat gösteriyor ki şu alemi maddiyat ve şehadet ise kainat ise alemi melekut ve ervah üstünde serpilmiş tenteneli bir perdedir. Subhaneke la ilme lena illa ma lemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum en elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 29. söz, birinci maksat, ikinci esas. Melaikenin vücuduna ve ruhanilerin sübutuna ve hakikatlarının vücuduna bir icma-i maneviyle, tabirde ihtilaflarıyla beraber bütün ehli akıl ve ehli nakil bilerek, bilmeyerek ittifak etmişler dinlebilir. Hatta maddiyatta çok ileri giden hükemanın maddi meşaiyyun kısmı melaikenin manasını inkar etmeyerek her bir nevin bir mahiyet-i mücerrede-i ruhaniyeleri vardır derler.
Melaikeyi öyle tabir ediyorlar. Eski ükemanın işrakiyun kısmı dahi melaikenin manasında kabile mustar kalarak yalnız yanlış olarak ukul-u aşere ve erbabul enva diye isim vermişler. Evet. Şimdi geçen derste de okuduk. Yine melaike yerine diyor ama geçen dersteki anlattıkları melaikenin bir nevi aklan var olmasını akıllanma yani. Hani misal verdik de küreye gibi bir efendim küçük memlekette bu kadar hayat olunca hani hatta mesela en adi şeylerde bile hayat böyle hummalı bir şekilde olunca gübrelerde falan nasıl olur da şey nedir muazzem buçlar işte semavat nasıl boş kalır melekelerden ruhaniyetlerden bunu akıllı izah etmiş. Şimdi neklinin yani neklinin izah ettiği akli nekli. Şimdi bakın şimdi bu nekli de şimdi yapıyor oku bak. Melaikenin vücuduna, bitti, ve ruhanilerin sübutuna tabi ruhani biraz daha an melaikenin vücuduna değil zaten melekler ruhani değil de cinler de giriyor buraya şeytanlar da ruhani onlar da giriyor buraya ruhani biraz daha an evet sonra ve hakikatlarının vücuduna bir icma-i maneviyle manevi bir icma var melaikelerin varlığında bir manevi icma zaten bir yerde izma oldu mu zaten kimse o izmaya karşı çıkamaz ki ya manevi bir izma var nasıl? Tabirde ihtilaflar yok arkadaşlar. Melaikeye bizi başka isim vermiş, biri de başka isim vermiş. O başka mesele. Şimdi diyelim hani mesela düşün ki bir çam ağacı. Biz ona Türkçe'de çam ağacı diyoruz, çam. Arapça'da başka bir lisan, yine o ağaca. İşte İngilizce'de yine aynı lisanı. Ya ama hepsi lisanı ayrılmanı var yine. Netice itibariyle çam ağacını ikrar ediyorlar yani. Netice itibariyle melaike evet diyorlar yani. Hep mesela bu yani, evet. Bütün ehli akıl ve ehli nakil. Ya ehli akıl. Ehli akıl felsefecilere diyor. Yani mesela bir mütekellimler var biliyorsunuz bir de felsefeciler var. Mütekellimler mesela hem akli hem de nekli delillerle bir şey izah ediyorlar. Hem akli delil hem nekli delil. Ama felsefeciler onlara hükama diyor Arapçası. Feylesof da şey Fransızca olacak herhalde. Hükama onun karşılığı. Yani onlar feylesoflar sadece bir şey aklından izah ediyorlar. Nekli kabul etmiyorlar. Nekli yine sadece aklına olduğu için hep böyle yarım kalmışlar yani. Hep akla. Ama İslam uleması efendim herhangi bir şeyi hem akli delille hem de nekli delille nekli Kur'an hadisleriyle böyle etmişler oldu. Yani sonra bilerek bilmeyerek ittifak etmişler denilebilir. Hatta maddiyatta çok ileri giden hükemanın meşaiyun kısmı. Meşaiyun kısmı bu meşaiyun böyle Aristo'nun Aristo ve Aristo'ya tabi olanlara diyor. Aristo'yu duymuşsunuz değil mi mesela? Aristo böyle efendim talebelerine ders verirken gezerekten ders verilmiş. Meşa yani gezmek yani. Meşa yunusu diye. Mesela bunu kalkır oraya kadar anlatır iki tarafa. Oradan dönüp buraya böyle adet o. Gezerekten talebelerine ders verir. Meşa yun onun yüzünden gelir. Buna meşa yun kısmı diyor. Aristo bu şeyin nedir? Eflatun'un talebesi ama fakat işte kendi ayrı bir çığır açmış ona efendim. Mantıkta falan akılda çok ileri gitmiş bana. Onun için ona bir nevi müellim evvel deniliyor yani Aristo'ya. Efendim. O bakımdan onun hocası da şey Eflatun. Bunlara meşayın kısmı diyor. Eflatun ona tabulana da işrak uyun diyorlar. Ha, işrak uyun mu? İki felsefeci bunlar. İki de felsefe. Evet sonra. Hatta maddiyatta çok ileri giden hükemanın meşayyum kısmı melaikenin manasını inkar etmeyerek her bir nevin bir mahiyet-i mücerrede-i ruhaniyeleri vardır. Her bir nevi, bir dağın bir miktarı vardır, mücerrettir. Yani maddede mücerret. Madde yani var ama maddede mücerret. İşte melekçi o yani. Onlar nurdan yaratılmış melekler. Nurdan yaratılmış. Ya tabi. Bu bakımda maddede maddesi yani. Allah Allah. Allah kadir yani. Bak bizde iki teşrif var. Bizim insanda iki. Bir madde var bizde, bir de bir ruh var. Ruhumuz maddede mücerret.
İkisini taş görürüz biz yani. Ama melaike sadece mücerret maddesi vücudu var. Bizim de bedenimiz mesela maddi bedenimiz yani bir de tersi bizdeki ruhundan madde beraber olmuş yani. İşte kemali de buradadır yani. He, bak belli yani. He, o bakımdan işte bizde de bak ruhumuz maddeden mücerret. Aklımız var da aklımız hani yok. Aklımız neyini gösterirse yani maddeden mücerret yani. Mesela gözümüz görüyorsun. Gözümüzü görüyorsun ama gözümün görmesi var ya o da maddeden mücerret. Gözümün görmesi var mı yok mu? Ne? Ne bak? Ya hava canım. Gerçek hava biraz şey ama tabii tercihi var ama bak yani mahiyetin maddeden mücerret olan varlıklar daha çok yani. Yani melaike maddeden mücerret onlar mehlukat içerisinde en çok melaikelerine bakın. Bu kadar galaksiler biz onlara semanyolu diyoruz. Onlar hep melekleri melaikelere dolu. Geçen derste okuduk ya bak güneşte bile Allah'ın melekeleri var. Güneşin nar değil, nar nuru yakmaz diye işte öyle mi dedi ya? Yani? Ya bak düşün. Ya her şey Allah'ın elinde, tesir Allah'ta. Cehennemin efendileri var da o cehennemde rahat ediyorlar, yatırlar, korkularına gidiyor. Ya yanmıyla böyle. Allahu Ekber yani Resulallah. Allah'a bakın ki hangi hadiseye baksan Allah görünüyor. Allahu Ekber ya Allah Allah. Eşyanın elinde bir şey yok ki tesir Allah'ın elinde. Ya. Yak dedim yakıyor, yakma dedim yakmıyor. Yok, başka yok. Ya, yak dedim yakıyor, yakma dedim yakmıyor. Önünde. Allahu Ekber. Yani meselemizi iyi Allah'a iyi anlamak. Elimizden geldiği kadar. Ya tabi elim Allah'a yap. Bu gibi derse işte böyle düşündükse de efendim elhamdülillah Allah'ın varlığını, kudretini, hikmetini hep böyle ne zaman zaman anlıyoruz elhamdülillah Allah. Büyük gün anlıyoruz Allah. Aman ya Rabbi Resulallah. Her şeyin arkasında Allah yani. İnsan bunu kendi vücudunda daha hissediyor yani. Her zaman zaman söylüyoruz ya yani insan Allah'a giden yolların en yakın insanın kendi nefsinden. Allah'a giden yolların en yakını kendi nefsi. Ya tabi çeşitli izahı var bunun da. İblis şimdi bu anda ya şimdi yediğimiz yemeği yiyoruz. Afiyet olsun. Altımızda yıkadık. Nereye gitti o yemek? Nereye gitti o yemek? İddiasına karışabilirsen buna. İçki bir hebeti karışan var da. Onu teksim eden var ya. Amuda ne var sen anlamı yok yani. Peki ben size bir şey sorayım. Hani insan en evvel en iyi kendini bilecek daha kendi. Sonra kardeşim burada en iyi kendi. Gelelim bu. Şimdi biz kendimizi biliyoruz mu? Mesela sizin içinizde ne var yani? Hani bu içiniz var ya orada ne var yani? Neler var? Değil mi bakalım öyle? Gördünüz mü? Yok dedin ya. Ama var onlar. Bak bizim onlardan haberimiz yok yani. Bak biz bizi bilmiyoruz. Bizi yapan usta bizi biliyor. Ağciğer ne demektir? Karaciğer ne demektir yani? Talak değilse ne demektir yani? Daha ne diyor? Öt mü değilse ne diyor? He, onlar ne demektir onlar? Yani? O iki böbrek ne yani? Ha, siz söyleyin bakmayın. Ya belli daha Allah Allah. İnsan belki en yakın yol kendinden Allah'ın ve Allah'ın varlığını bilmesi lazım yani. Kant'ın mıydı da Kant'ın mıydı? Bir söz var demiş ki onu da böyle şimdi böyle bu şöyle sözüm ona Türkiye'de ilim adamları işte bunu konuşuyorlar. Ya Kant'ın mıydı? Kant'ın mıydı? O şimdi ben düşünürüm ya varam. Hangisini? Kant'ın Kant'ı değil mi? Hangisini olursun? Şimdi demiş ya madem ki ben düşüneceğim varam. Ağzıma ile bir şey içecek. Ulan peki eşek düşünür diye yokmuş yani. Düşünmeyen yani hele söze bak. O şey düşünülmüş varmış. Hele onu böyle söyle ona böyle söyle. Hele bak bunlara ya. Fesubhanallah. E şimdi düşünmüşsen yani şimdi hayvanlar düşünmüyorlar yok mu ya? Ağaç düşünmüyor yok mu? Yani böyle olmaz yani böyle felsefe Allah Allah. Nezif Fazıl'ın bir ifadesi varsa felsefeyi terif eden enteresan bir adam Allah rahmet etsin. Faydalı bir insan olmuştu çok. He yani. Bir felsefe niye benzer? Şimdi bir bardan diyorlar o bardan. Ben sonra biliyor musun? Çuvalın büyüğü yani. Çuvalın büyüğü. Şimdi çuvalın büyüğü var işte onun içi bütün ceviz dolu ama
Hep sürüş içinde bir tane sağlam var, bir arada bulman. Ama hışıltı fazla. Ama ceviz yok ortada. Şimdi bundan hışıltısı fazla. Ortada bir şey yok, ceviz yok. Yiyemişsin ki yani. Hangi filozof, hangi insanın imanına kurtulmuş, Allah'ını tanıtmış, dünyasını, ahiretini, böyle bir şey yok ya. Az insanlardan ve bazıları böyle güzel söz söylemiş başka ama yaşayamamış, kılamamış, sevgi edememiş, bir söz de söylesin sen. Victor Hugo'ya demiş ya, sen Allah'ı nasıl bilirsen? Şimdi Allah'ı köye diyor ama ne diyor Üstad Hazretleri şeyde neklen, nedir ismi? Müfiddin Arabi Hazretleri neklen değil, Allah'ı bilme, varlığını bilmenin gerisi diyor ya. Şimdi Allah'ın var olduğunu nasıl bilsen diyor ki, şimdi nihayetsiz bir deniz düşün, deniz nihayetsiz. O denizin kenarında çağırlar var ya, çağır diyorlar değil mi? İşte o denizin yanındaki çağırların içerisinde ben bir tifli nezen gibiyim, yani bir çocuk gibiyim, çağırlarına uğraşıyorum. Denizi nasıl anlayayım, Allah'ı nasıl anlayayım demek istiyorum. Allah'ın büyüğü. Güzel bir terif. Ona diye hakikaten enteresan bir şey. Nasıl benim o çocuğu, nasıl biz Allah'ın yanına bulur? Bir tifli nezen gibidir çocuk. O denizin kenarında çakıldaşlarına uğraşan çocuk gibiyim diyor Allah anlamada. Ama kırmamış, tutmamış, yaşamamış, o ayrı bir şey yani. Tabii. Yemek başka, yaşamak başka yani. Öyle söyle. Melaikeyi öyle tabir ediyor. Öyle tabir ediyor bunlar. Bunlar Aristo. Meşayim dediğimiz sonra evet. Eski hükemanın İşrakiyun kısmı dahi. Eski çünkü onun hocası. Eflatun onun eski hocası, şeyi hocası. Aristo'nun hocası. Eflatun'un hocası da Sokrat. Tabi ona kavuşamamışlar. Tabi bu daha şey, daha sağlam, daha şey, enteresan bir adam da. Bir derece hayatı ustadın hayatına benziyor yani, yaşaması falan. Çok çok benzemeye var. Müteselsil mahkemelerde gitmiş. Evet. Eski hükemanın İşrakiyun kısmı dahi Eflatun ve ona tabi olanı tabi. Melaikenin manasında kabule mustar kalarak. Ha, mecbur yani. Oraya kabule mustar kalarak. Allah Allah. Yine. Evet sonra. Yalnız yanlış olarak ukulu aşere ukulu aşere ve erbabul enva diye isim verir. Erbabul enva. Nevilerin zebleri. Enva nevile demiş. Tür değil de türler. Erbab da Rabbin cemi. Erbab. Yani her nevin bir zebbi var. Onu idare ediyor. İşte ukulu aşere. On akıl yani. Ahire evvelden al da 10. ahire kadar onların dediğine göre 10. ahir ayda. 10. ay. Ay da insanlar idare ediyor. Onlar öyle diyor. Bu kadar yağlama olmaz yani. Ay bizi nasıl idare etsin ya? 10. ahirmiş yani. İşte mesela Cenab-ı Hak diyor ahire evveli yarattı. Geri çekildi. Daha bir işe karışmış. Tövbe estağfurullah, fesubhanallah. İşte Allah'ı bilebilirler. Allah'ı bilmek varlığı bile değil diyor ya. Ahl-ı evveli yarattı, daha başka bir şey karışmış. Yoruldu oturur, yorulmuş oturur. Ahl-ı evvel de ahl-ı saniye yarattı, o da oturur orada. Ahl-ı böyle onunca akıl da işte ayda bizi de tövbe estağfurullah, bir yakalt yani. Diyor ki yani bir adam, bu adamda Eflatun aklı var. Ula Eflatun aklına düşüyor. Aklı diyor işte yani böyle olacak. İşte Eflatun aklı yani nereye gitsen sen ya Allah aşkına. Peygamberimizin aklına baksana ya. Allah Allah. Hani işte aklını sen koydu ortaya. Allah Ekber. Bütün ehli edyan. Ehli edyan bütün. Ehli adem, din ehli dine mensup olanlar. Edyan. Melekül cibal. Ha, melekül cibal. Melekül bihaz. Denize bak ya. Burada. Melekül emtar gibi. Emtar, yağmurlara müvekkül olan melekler. Emtar, yağmurlara müvekkül olan melekler. Her neve göre birer melek-i müekkel. Ya, yani ben ağabeyle denişmişim. Siz de benden işledim. Sumur ağabey de sağ ol. Ustad Hazretleri böyle kıra giderken talebeleri önde katıyor, kendi geriden gidiyor. Hep diyor, gir yal, yürü yalla. Biz de giriyor ama yani böyle bir arada bir bakıyoruz diye. Hani böyle bir az geride. Bir de bakıyor, bir de bakıyor. Yani böyle bir tam dağlara böyle selam veriyor. He ya, öyle dedi ya. Meleklere selam. Böyle geri çekip bakıyoruz diye. Bu yani. Öyle.
Melekül Cibal. Evet. Evet, bütün ehli edyan, Melekül Cibal, Melekül Bihar, Melekül Emtar gibi her neve göre birer melek-i mekkel, vahyin ilhamı ve irşadı ile bulunduğunu kabul ederek o namlarla tesmih ediyorlar. Yani hepsi meleke demiş, bir yere demiş, bir de böyle demiş. Sonra? Hatta akılları gözlerine inmiş ve insaniyetten cemadat derecesine manen sukut etmiş olan maddiyum ve tabiyyum dahi melaikenin manasını inkar edemeyerek kuvayı sariye namıyla bir cihette kabule mecbur olmuştur. Kuvayı sariye. Öyle bir kuvay ki sargısı yani mesela diyelim nebatatın içine giriyor. Sari dedi o yani kuvvet sariye. Giriyor nebatatın içine insanın içine o diyor kuvvet sariye. Kuvvet yani bir kuvvet. Onlar da öyle demişler. O da melaike yani. Evet. Cep telefonlarını kapatalım. Çekimi şey yapıyor. Ey melaike ve ruhaniyetin kabulünde tereddüt gösteren biçare adam. Neye istinad ediyorsun? Hangi hakikate güveniyorsun ki bütün ehli akıl bilerek bilmeyerek melaikenin manasının sübutuna ve tahakkukuna ve ruhanilerin tahakkukları hakkında ittifaklara karşı geliyorsun. Kabul etmiyorsun. Madem ki birinci esasta ispat edildiği gibi hayat mevcudatın keşşafıdır. Belki neticesidir. Yani, tabii mevcudat ne yani? Yani ağacın neticesi hayat ya elma. Elmanın neticesi insan. Yani, ne güzel ifade ediyor tabii. Dağların neticesi hep hayat. Yani bütün o maddi şeylerin hep neticesi hep hayata dayanıyor. Hep hayat için yaratılmış yani. Hep hayat için. Ama bizim vücudumuz değil. Daha bizim vücudumuz değil. Ruhumuzdan başka bunu hep madde. Bak ama ruh için yaratılmış yani. Bak hep böyle. Yani bütün, madde ruhun hadimi. Yani. Hayatın hadimi, hizmetçisi. Evet sonra? Zübdesidir. Suresesi yani. Bütün ehli akıl manayı melaikenin kabulünde manen müttefiktirler. Ve şu zeminimiz bu kadar zihayat ve zihruhlarla şenlendirilmiştir. Şu halde hiç mümkün olur mu ki şu fezai vasiya vesia geniş feza sekenelerden şu semavat-ı latife mutavattininden hali kalsın. Vatan tutanlar, mütevattin yani orada vatan duruyor. Hiç vatan yani vatanda hiç kimse olmaz olur mu yani? Öyleyse onlar o semavat, melekelerin vatanları. Evet. Hiç hatırına gelmesin ki şu hılkatte cari olan namuslar, kanunlar. Ha, namus da kanun demek de namus yani o namus kanun ama onu biz anlayamıyoruz. Yani çok gizli. Mesela büyüme kanunu, namus işte o. Ya şimdi nebatatlar büyüyor, insan büyüyor, çocuk bu hep büyüyor, bak büyüyor. Nedir o? Bir kanundur ama namus gizli yani biz bilemiyoruz yani. Yani Hazreti Adam'dan bu yani onu keşfedememişler Allah'tan başka. Allah'ın eseri. Onun için namus diyorlar işte Kur'an-ı Kerim getirdiğine ona da kanun diyorlar. Nerede? Lemayette bir de söylüyoruz. Namus iradeden kanun emirden he. Emir Kur'an'a. Namus iradeden, Allah'ın iradesiyle. Bizim görmemiz hep ona giriyor yani. Şimdi mesela bir kalbimizin çalışmaları bunlar hep ona giriyor. Anlayamıyoruz yani. Ne ya? Evet. Evet, hiç hatırına gelmesin ki şu hilkatte cari olan namuslar, kanunlar Allah Allah. Kainatın hayatlar olmasına kafi gelir. Yeter be Allah, o kadar hayat yok. Bir de hayat var ya. Allah Allah. Gördün mü? Evet. Çünkü o ceryan eden namuslar, şu hükmeden kanunlar, itibari emirlerdir. Kanun itibari emir yani madde değil yani. Vehmi düsturlardır. Adem'i